sevgili arkadaşlar, 7. sınıflarımız için hazırladığımız 8. ünite Public Buildings ünitesinin konu anlatımına hepiniz hoş geldiniz. Hızlıca başlayalım. Let's start with the words. Ne yapıyorum? Önce kelime çalışıyorum. Kelime çalışırken ben söylediğim zaman benden sonra lütfen sen de tekrar et. Telaffuz çalış benimle. Nasıl okunduğunu öğrenelim birlikte. Daha sonra kelimeyi yaz ve anlamını söylediğinde anlamını da ekleyerek kelimenin Türkçelerini öğren. Şimdi birinci kelime art gallery. Art gallery. Sanat galerisi. Art gallery. Patisserie. Patisserie. Bak ne bunlar? Pastanede satılan pastalar, makaronlar, cupcake'ler, kurabiyeler. Pastane. Patisserie. Pastane. Butcher. Butcher, kasap. Butcher. Stationery. Stationery, kırtasiye. Fire station. Fire station. Yangın istasyonu yani itfaiye. Fire station. Coffee shop. Coffee shop. Kahve dükkanı. For example, Starbucks is a coffee shop. Game Music Store. Oyun ya da müzik CD'lerini satıldığı dükkan. Bakery. Fırın. Sen zaten şunu biliyorsun. Burada bir bake kelimesi var. Bu bake kelimesi şuraya kadar. Fırın demekti. Fırınlamak demekti. Bakery. Fırın. Bookshop. Kitap dükkanı. Kitapçı. Kitap dükkanı. City Hall. Belediye. City Hall. Belediye. Florists. Florists. Sonunda sesini çıkarmayı unutma lütfen. Florists. Çiçekçi. Butik. Butik, Türkçe'de de butik olarak kullanıyoruz. Butik. Kıyafet satın aldığımız butikler. Airport. Airport, havaalanı. Chemists. Chemists ne satıyor? Bak bakalım, hop, ilaç satıyor. Eczane. Chemists. Eczane. Bir tane daha chemist, yani eczane anlamına gelen bir şey daha vardı. O neydi? Hemen yazalım buraya. Pharmacy. Bu da çıkabilir karşına ama daha çok bu kullanılıyor. Chemists. Candy shop. Şeker dükkanı. Candy shop. Grocery store. Grocery store. Grocery store. Bakkal. Shopping mall. Bunu artık zaten hepiniz biliyorsunuz. Çok da seviyorsunuz gezmeyi. İnşallah shopping mall'larda gezeceğimiz günler yine gelecektir. Sağlıkla bu süreci atlatacağız umuyorum. Shopping mall, alışveriş merkezi. Green grocers. Green. Grocer, burada demin grocery'ye bakkal demiştik. Hadi bakkal gibi bir şey olsa bu. Green yeşildi. Yeşil bakkal. Yeşil şeyleri satan bakkala ne denir? Hop, bu amcamız. Manav. Hop. Devam. Amusement park. Eğlence parkı. Yani luna parklar. Amusement parklar. Ama kelimenin okunuşuna lütfen dikkat et, olur mu? Amusement. Muse. Neden? Çünkü İngilizce'de U'yu U olarak okuyordu. Amusement. Amusement. Movie theater ya da sinema. Sinema arkadaşlar. Ama sinema yerine movie theater'da kullanılıyor. Library. Kütüphane. Library. Museum. Museum. Müze. Bank. Banka. Car park. Otopark. Araba parkı. Shoe shop. Ayakkabı dükkanı. Restaurant. Burada şu hataya düşülüyor. Restaurant. Burada T var ya. Bu İngilizce hali. Türkçesi restaurant. Yani Türkçesinin sonunda T yok. Restaurant. Police station. Karakollar. Şimdi TU'ya geldik. Kelimeler bu kadardı. Lütfen okunuşunu anlamadığın varsa ya da anlamını kaçırdığın, herhangi bir unuttuğun yer varsa lütfen geri dönüp kelimeleri tekrar et.
Şimdi size TU'yu anlatıyorum. TU bir şeyin yapılma amacından bahsederken kullanılıyor. İçin anlamına geliyor. Mesela ne için yaptım? Bir şey için. Önemli olan şu, TU'dan sonra gelen fiil yanın halde kullanılıyor. Yani TU PLAY, oynamak için. TU SAY, söylemek için. TU TELL, anlatmak için. Bir şey için anlamında. I must attend a course to learn English. İngilizceyi öğrenmek için. To learn, öğrenmek için. Bak, learn birinci halinde kaldı. Bir kursa katılmalıyım. I wake up at 7 a.m. to go to school. Go to school, okula gitmek. Ne için 7'de kalktım? Okula gitmek için. To go to school. Buradaki to ile buradaki to farklı. To'nun bir de şu anlamı vardı. E-A anlamı. Mesela to school, okula. Okula. Ama burada benim anlattığım, burada eklediğimiz to, için anlamına gelen. I am looking for a short pink dress to wear to my sister's wedding party. Kız kardeşimin düğününde giymek için pembe bir elbise. To wear, giymek için. To wear. Şimdi pratik yapalım birlikte. I have lots of things to do. Yapacak çok şeyim var. First of all, her şeyden önce, I should do grocery shopping. Bakkal alışverişini yapmalıyım her şeyden önce. Yapacak çok şeyim varsa, bunların anlamlarına bakalım. I will borrow a new one. Yeni bir tanesini ödünç alacağım. I should find an ATM. ATM, Türkçeleşti artık. ATM diyorlar Türkiye'de. Bu bankaların kullandığımız şube değil de para çekip para yatırdığımız, işlemlerimizi yapabildiğimiz kolay makineler. Bir ATM bulmalıyım. There is nothing in the fridge. Dolapta hiçbir şey yok. Nothing. To drink something together. Birlikte bir şeyler içmek için. Ve I'm very busy today. Bugün çok meşgulüm. I have lots of things to do dedim. Yapacak çok şeyim var. O zaman neyden bahsediyorum? Ne kadar meşgul olduğumdan. Meşgulüm. I am very busy today. Today de yazarsınız. First of all, her şeyden önce ben ne yapacaktım? Bakkal alışverişini yapacaktım. Because bakkala gitmem gerekiyorsa, çünkü burada neden olabilir? There is nothing in the fridge. There is. Dolapta hiçbir şey yok. There is nothing in the fridge. Bu da buraya geldi. Dolayısıyla I will go to the supermarket this afternoon. Bu öğlen süpermarkete gideceğim. After that, bundan sonra I should go to the library. Kütüphaneye gideceğim. I finished reading my novel. Romanımı okumayı bitirdim. So, kütüphaneden yeni bir tanesini ödünç alacağım. I will borrow a new one. Before going back home, eve geri dönmeden önce, geri gelmeden önce, I will meet my friends, arkadaşlarımla buluşacağım. Burada yaptıklarımızı yok edelim. Şöyle, bu gitti, bu gitti, bu gitti. Arkadaşlarınla buluşup bir ATM mi bulman gerekir, arkadaşlarınla buluşup birlikte bir şeyler mi içmen gerekir? Tabii ki birlikte bir şeyler içeceğiz. To drink something together. But I should be there in an hour. Finally, en sonda ne kaldı? To pay. Bak, burada da to'yu görüyorsun. My kids school fee. Çocuklarımın okul ücretini ödemek için ne yapmalıyım? I should find an ATM. Şimdi burada eşleştireceğiz arkadaşlar. I should go to dentist. Dişçiye gitmeliyim. Burada durdurmanı rica ediyorum. Durdur ve nedenleri sağ taraftaki, şu sağ taraftakiler görüyorsun, to ile başlıyor hepsi. Bunlar neden? Yani ne için? Ne için yapıyorum? Bunlar da yaptığım fiiller, yaptığım şeyler. Önce lütfen burayı kendince bir oku. Şimdi ben anlatacağım ama önce kendin dene istiyorum.
Bunların yine anlamlarına bakalım. To wear during my museum visit. Benim müze ziyaretim boyunca, esnasında. Burada esnasında anlamında kullanılmış. Esnasında giymek için. Müze ziyaretin esnasında giymek için. Bir sürücü lisansı almak için. Odeon Opera House'ta in var burada. To pay the bill. You can also use your credit card. Faturaları ödemek için. Sen ayrıca kredi kartını da kullanabilirsin. To read during summer holiday. Yaz tatili boyunca, during yaz tatili esnasında okumak için. To have my teeth examined. Dişlerimin burada muayene etmek, examine, muayene ettirmek için. To go out or have a rest. Dışarı çıkmak ya da dinlenmek için. To take my children to the amusement park. Çocuklarımı nereye götürmek için? Amusement park neydi? Eğlence parkları. To see a movie in the cinema. Sinemada bir film görmek, izlemek için. To have fun, eğlenmek için. Çok güzel. Şimdi bunlardan hangisi benim dentiste gitmemi sağlar? Dişle ilgili olan. Bakıyorum. F. 1. F. There is a classic music concert. There is a classic music concert. Müzik konseri. Müzik konseri, müzik, hop, klasik müzik ne var burada? Opera var. C. The kids want to go to park. Çocuklar parka gitmek istiyorlar. Ne için? Parkta ne yaparsın? Eğlenirsin. To have fun. Yani J. I'm looking for a pair of shoes. Benim bir çift ayakkabıya bakıyorum. Ayakkabı bakıyorum. Ne için? Müze ziyaretimde giymek için. Dörde geliyorum. Kalemimizi açmamız lazım. Evet. I'm looking for a pair of shoes to wear during my museum visit. I will leave work early. İşten erken ayrılacağım. Ne için? Ya dinlenmek ya dışarı çıkmak için. G. Yeah. 6'ya geldim. We will meet tonight. Ne için buluşacağız? Bakıyorum. To see a movie. I should buy some books. Kitabı ne yaparsın? Okursun. Hop buradasın zaten yapıcı. To read. Okumak için. I registered at a course in that building. Bu binada bir kursa kayıt oldum. Ne için kayıt oldum arkadaşlar? To take a driving license. Sürücü lisansı almak için. Sunday is a perfect day. Sunday niçin harika bir gün? To take my children to the amusement park. Ve son olarak you don't need an ATM to pay the bill. Çok güzel. Şimdi şurayı yok edeyim. Çok kafanız karıştı. Siz de temiz olarak görebilirsiniz buradan şimdi. Evet. Yes. Böyle. Cevaplar böyleydi. Şimdi tekrar kalemimi açıyorum ve bir sonraki etkinliğime geçiyorum. Bu çok kolay. Lütfen yine durdurup kendin yapmaya çalış. Çünkü gerçekten yapabilirsin. Bunlardan hangisi bakery, hangisi music store, hangisi park? Bunlara bakacağız birlikte. Şimdi hemen başlayalım. Bu birincisi. Ne bu? Fire station, değil mi? Fire station. Fire station gitti. İkinci resme bakıyorum. İkinci resimde ne var arkadaşlar? Bir grocery store. Grocery store.
3'e geldim. 3 çok kolay. Ne olabilir üçüncü? Yes. Sinema değil de ne kullanıyordum? Movie theater. Sinema yerine kullanabiliyordum. Ekmekler. Ekmek nerede olur? Fırında. Bu bir art galeri. Sanat galerisi. Bu bir shopping mall. Shopping mall. Yaptıklarımı çizeyim isterseniz. Fire station gitti. Grocery store gitti. Movie theater gitti. Bakery gitti. Art galeri gitti. Ve shopping mall gitti. Devam ediyorum. Bu bina ne binası? Hemen bakıyorum. Municipality. Bu kelimeyi ilk defa görüyorsun. Şimdi municipality arkadaşlar, city hall ile eş anlamlı. Belediye binası demek municipality. Bunu da çizdim. Şimdi geldim 8'e. 8'de 1 adet gitar var, 2 adet. O zaman burası neyle alakalı? Müzikle alakalı. Music store. Music store da gitti. Burada gazeteleri koyduğumuz, gazetelerin satıldığı news agent. Burada bir adet bookstore. Hemen bunları da çiziyorum. News agent, bookstore. İki tane kaldı elimizde. Police station ve park. Tabii ki bu bir park ve bu da bir police station. Devam ediyorum. Şimdi burada bu ikilemeleri eşleştireceğiz. Ney neydi? Bakıyorum hemen. Amusement park. City hall. Movie theater. Fire station. Fire station. Municipal hall. Değil. Municipal hall olur mu hiç? Burada ofis varmış. Municipal office. Art gallery. Shopping mall. Coffee shop. Grocery. Store ve news agent. Yeni bir alıştırma. Do you have any fashion magazines? Hiç moda derginiz var mı? Burada magazin değil, biliyorsun değil mi? Dergi anlamında. Magazin diye düşünme sakın. Do you have any fashion magazines? Dergi, hiç moda dergisi var mı sizde? Yes, but none of them is new. Ama hiçbiri yeni değil. You can find the new ones from the... Devam ediyorum. In front of the bakery. I will go to buy a new dress for my cousin's wedding ceremony. You should buy it from the... In the city center, there are more alternatives and you can buy the same clothes cheaper. Why don't the street lights work? I don't know. I should call the officers today or I should go there to tell the problem to the managers. It's better. I will send some flowers to my girlfriend. Where is the... It's on the corner next to the butcher. Do you need something else? I can do it for you. Yes, I need some pills. This is my receipt. Could you get medicine for me? The is opposite the news agent. Yes, sure. Şimdi başlayalım. Benim dergi gazete satın aldığım yer neresiydi? News agent. Tamam, nereye gidecektim bir dress almak için? News agent gitti. Dress almak için bir butiğe gideceğim.
You should buy it from the shopping mall. Alışveriş merkezinde alabilirsin. Shopping mall. Daha çok alternatif var. Aynı elbiseleri daha ucuz alabilirsin. Neden sokak lambaları çalışmıyor? Bilmiyorum. Ben nereye aramalıyım? Belediyeye. Municipality officers. Or I should go there to tell the problem to the managers. Ya da oraya gidip oradaki müdürlere problemi anlatmalıyım. Bu daha iyi. Şimdi burada flower almak için nereye gidiyordum ben? Florist. Gidiyor idim. Shopping mall gitti. Ve son olarak da ilaçları aldığım yer. Pharmacy. Bir de ne vardı? Chemist. Devam edelim arkadaşlar. If there is a fire, you immediately call this place. Şimdi bir yangın varsa hemen nereye ararsın? Fire station. Hop, burada. If you see a crime, you go or call this place. Suç gördüğünde nereye ararsın? Hop, police station. Polisi ararsın. You should go to this place if you need some medicine. İlaca ihtiyacın varsa gidersin. Hop, pharmacy. Pharmacy neydi? Eczane. Eş anlamlısı neydi? Chemist. A shop that sells and arrange flowers. Flowers'ları satan yer. Florists. Çiçekçiler. A store that sells food and household supplies. Ev için bazı eşyalar ve food satan yer, grocery store. Devam edelim. Burada yine bu soldaki eşyaları bunlardan hangisinden alabilirsin? Sana onu soruyorum. Başlayalım. Diyelim ki meat. Meat nereden alınır? Meat nedir arkadaşlar? Ettir. Meat'i butcher'dan alırsın. Notebook. Notebook'u nereden alırsın? Stationery'den alırsın. Flower. Tabii ki florist'ten alırsın. Laptop. Laptop'u tech shop. Bread. Bread, ekmek. Ekmeği nereden alırsın? Bakery'den. Fruit. Fruit neydi? Meyveydi. Meyveyi nereden alırsın? Grocery store. Clothes. Nereden alırsın kıyafetlerini? Bir butikten alırsın. Medicine. Medicine, ilaç. İlacı nereden alırsın? Pharmacy. Ya da neydi eş anlamlısı? Bunu her alıştırmada soracağım. Umarım doğru cevap veriyorsundur. Evet. Chemist. Bravo. Ve CD'ler. CD'leri nereden alacağım? Bakıyorum hemen. Hop. Music store. Music store. Newspaper. Newspaper nereden alınırdı? News agent'tan alınırdı. News agent. Pie. Pie. Tabii ki de patisserie. Patisserie'den alacağım. Ve son olarak kitabı nereden alacağım arkadaşlar? Kitabımı da gideyim library'den alayım. Library. Bu sayfa very important. Çok önemli. Çünkü burada hem bütün public buildings var, hem onların sattığı şeyler var. Dolayısıyla bu sayfaya iyice çalışmayı lütfen unutma. Şimdi testlerimle devam ediyorum. My dad is a baker. Benim babam bir fırıncı. fırında ne satılır arkadaşlar? Ekmek, muffin and cookies. Sells bread, muffins and cookies. Where were you last weekend? Geçen hafta sonu neredeydin?
I was at the... I bought a parrot. Parrot, papağan, papağan. Benim bir öğrencim vardı. Carrot'la karıştırıyordu. Carrot ne? Hadi söyleyebilirsin. Evet, havuç. Carrot ve parrot. Parrot, papağan. Şöyle kalsın aklında. İlk harfleri P. Carrot, havuç. O zaman papağanı nereden aldım? Pet shop'tan. I need some meat. Meat lazımsa you should go to a butcher's. Kasaba gitmelisin. Et lazım. Evet, et lazımsa kasaba git. I will go to the shopping mall on Sunday. Pazar günü bir alışveriş merkezine gideceğim. I will buy a new dress for my birthday party. Benim doğum günü partim için yeni bir elbise alacağım. Ve Tim'e bir soru yöneltiyor. Tim de diyor ki, sure, I also need new trousers. Yeni pantolonlara ihtiyacım var. Benim de zaten. Okay, o zaman ben neyi teklif ettim? Will you join me? Bana katılır mısın dedim. Bana katılıp birlikte gidelim. Rita diyor ki, excuse me, where is the post office? Pardon, affedersiniz. Postane nerede? Cevap veriyor. Rita diyor ki, is there a post office near here? Oh yes, go straight ahead and turn left. It is opposite the city hall. Evet, düz git, sola dön, city hall'ün karşısında. Tamam, ben ilk söylediğimde neden o zaman cevap vermedin? Demek ki ne yapmadı? Beni duymadı. Pardon me dedi bana. Pardon me? Duymadı beni. Tekrar istedi söylememi. Where are you going? I am going to the bookstore. Nereye gidiyorsun? Kitap dükkanına gidiyorum. Kitap dükkanından ne alabilirsin? Pantolon, ilaç, ekmek, muffin, dergi, some magazines. You must call if you witness a crime. Witness, şahit olmak demek. Eğer bir suça şahit olursan, eğer bir suça şahit olursan, kimi aramalısın? You must call police station. Where can you see that sign? Please be quiet. Lütfen sessiz olun. Bunu nerede görürsün? Oyuncakçıda, eczanede, alışveriş merkezinde. Hayır, bir library'de. Devam. Jack is at the... Burası neresi arkadaşlar? Hop. Oo, bundan ben çok korkuyorum. Siz seviyorsunuzdur umarım. Bu da çok hızlı dönüyor, başım dönüyor. Sanırım ben bunu sevmiyorum. Jack is at the amusement park. Evet. Hayvanat bahçesi değil, çiçekçi değil, kitapçı değil. Burası bir eğlence parkı. Ama tabii siz daha net görün. Şöyle hemen temizleyeyim sizin için. Hi, I am Sam. On Friday evenings, I usually go to the theater with my father to see a new play. Tamam, şimdi burada hangisinin cevabı yok diyor. Tekrardan temizleyeyim soru cevap şeklinde. Bakalım hangisinin var, hangisinin yok. Şimdi uygulayıcımı açtım. Where does Sam usually go on Friday evenings? Nereye gider? I usually go to the theater. Cevabı var. Who does Sam go to the theater with? Kiminle gider? With my father. Cevabı var. Why does Sam go to the theater? Neden gider? To see a new play. Cevabı var. What time does Sam go to the theater? Kaçta gidiyorlar arkadaşlar? What time? Bakıyorum. What time? What time'ını yazmamış. Dolayısıyla cevabım D. One of your friends wants you to do grocery shopping for him. Arkadaşlarından bir tanesi senin onun için alışverişe gitmeni istiyor. Alışverişini yapmanı istiyor. Ama sen so busy. Busy, meşgul. Çok meşgulsün. O zaman ona ne dersin? Oh, I love going shopping. Where is the shopping list? Ben bayılırım shopping'e. Nerede shopping list? Gidemezsin. Reddedecektin. Bu accept, kabul ediyor. Of course I do. Tabii ki yaparım. Olmadı.
Don't worry, sen hiç endişelenme canım arkadaşım. I will do it for you. Ben bunu senin için yapacağım. Hayır tabii ki. I am sorry, üzgünüm. I'm in a hurry. Acelem var. I must go to the library. Benim kütüphaneye gitmem lazım. 12. soruya geldim. Last weekend I went to the greengrocer, pharmacy and shoe shop. Hangisi? Görselde yok, bahsedilmeyen diyor. Dersi çok çizerek anlatıyorum. Ama sizi unutuyorum bazen. Göremeyeceğinizi düşünemiyorum. Bakıyorum, bununla yapayım bari. Bahsedilmeyen görsel. Bak, bahsedilmeyeni soruyor sana. Hangisi bahsediliyor demiyor. Şimdi. Greengrocer. Bu bir greengrocer mı? Bence öyle. Shoe shop. O da burada. Pharmacy. O da burada. Ama bu yok. Gym ya da sports center. Yok. Daily routine. Günlük rutininde hangisi bulunmaz? Her gün yaptığın şeylere günlük rutin diyorduk biz. Daily routines. Günlük yaptığın şeyler. Ama her gün düzenli olarak. Mesela ben her gün saat 9'da kalkarım. 10'da kahvaltı yaparım. 10.30'da okula giderim. Öğlen 3'te dönerim. İşte saat 7'de akşam yemeğimi yerim. Dişlerimi fırçalarım. Yatağıma giderim. Bunlar benim günlük rutinlerim. Hangisi diyor? Günlük rutin değildir. Yine vurguluyorum. Tamamlanamaz. Hangisinin tamamlanamayacağını soruyor. Have breakfast. Kahvaltı yapmak. Senin günlük rutinin. Evet. Go to bed. Yatağa gitmek. Günlük rutinin. Okuldan ayrılmak. Günlük rutinin. Mesela I leave school at 2:30. 2:30'da okuldan ayrılıyorum. Meet friends at a cafe. Ama ben her gün arkadaşlarımla buluşuyor muyum? Hayır. Sometimes. Bu benim daily rutinim değil. Sometimes I meet friends at a cafe. Son sayfamız. Uyumayın. Hadi bakalım devam edelim. There is on t-shirts at the boutique. Şimdi bunu görmedin ama muhtemelen nerede görmüşsündür biliyor musun? Muhtemelen dükkanlarda böyle büyük büyük yazarlar. Ya discount yazarlar ya da bunu yazarlar. Nedir bu? İndirim tabii ki. Bak %50 indirim yapıyor. Sale. Price fiyatıydı. Public building. Buradaki bu saydığımız bakery, florist, pharmacy bu halkla ilgili şey binalardı. Yerlerde. Expensive. Pahalıydı. Bak burada pahalı değil. %50 indirim var. Harika bir indirim. There are... Önce buradan başlayalım. Bana diyor ki arkadaşlar, yukarıdaki metinde anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. Güzel sorudur. Çok güzel soru. There are a lot of... Burada şöyle aslında bunu biliyorsun ama ben yine belirteyim. A lot sadece bir çift yazılmış. A lot of public buildings in my neighborhood. Mahallesindeki public buildingsleri anlatıyor. Bakery, pharmacy, supermarket, car park and florist are some of them. Onlardan bazıları bunlar. But there aren't any bookstore, zoo and cafe. Ama hiç bookstore yok, zoo yok, cafe yok. I always go online after dinner. Her akşam senin yemekten sonra online takıldığını ben ne yapayım? Bana public buildings'ten bahsediyordun. Bana ne? Değil mi? Ama burada sana şaşırtma yapmış. Burada son cümle diye hop gidip hemen D'yi işaretledin değil mi? Hayır. Bak son cümle ama. Burada önemli olan kaçıncı cümle oldu? Burada dördüncü cümle ama dördü A'ya koymuş. Dikkat et. Çok dikkat et. Şimdi 16. soru. Zoo, bakery, post office ve bank. Zoo, hayvan bahçesi. Hayvanlarla ilgili. Ne için gidersin zoo'ya? To see wild animals. Yani 1B. Oops, sorry. Tekrardan yazacağım sizin için. 1B. 2, 3, 4. Şimdi zoo'ya to see wild animals için gidiyoruz. Bakery'e to buy muffins and cookies için gidiyoruz. Post office'e send letters. Letter neydi arkadaşlar? Hop. Harika resminde. Evet, gerçekten güzel oldu. Mektup.
mektup göndermek için post ofise gidiyoruz ve bankaya da to get money mesela hop $50 to get money. O zaman bu da D oldu. 1B, 2A, 3C, 4D. Şimdi bu hangisiymiş? Ona bakalım. 1B, 2A, 3C, 4D. Tebrikler. Slide'ımız bitti. Şimdi lütfen kelimeleri tekrar et. Lütfen ders çalış. Ve lütfen İngilizce çalış. Şu an zorunlu bir tatildeyiz. Bunu bir tatil olarak düşünme. Evden eğitime devam ediyoruz. Hem okulun için hem Üsküp Eğitim Kurumları adına. Lütfen derslerini aksatma. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.